Evet, Piranesi'ndeki gezimize devam ediyoruz. Şu anda yanımda Emin Birey Soyer var ve donanım biriminin lideri. Hı-hı. Hoş geldin Birey. Hoş bulduk Sevan. Aslında burada uyduları yapıyoruz ve uydular birçok farklı parçalardan oluşuyor. Bu parçaları aslında Lego gibi siz birleştiriyorsunuz değil mi? Evet, evet. Tasarımlar da bizde. Tasarımlar da sizde, birleştirme de sizde. Aslında burada herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi şu oluyor. Önce şuna girelim, ondan sonra nereden geldin ona başlayalım da. Aslında ilk uydudan beri şu soru soruluyor. Parçaları dışarıdan aldınız ve burada Lego gibi birleştirip sonra uzaya mı gönderdiniz deniyor. Nasıl başladı bu olay ve nereye doğru gidiyor? O şekilde bir soru. Ya şimdi mühendislikte tasarım süreci bir süreç gerçekten. Öyle evet. Olunca bir anda her şeyi aynı anda üretip şey yapmak çok büyük bir iş gücü ve tecrübe gerektiriyor. Böyle olduğu için de biz ilk uydudan itibaren kendi donanımlarımızı geliştirerek başladık. Ama hazır kullandığımız donanımlar da oldu. Ama her uyduda hazır kullandığımız bir veya iki donanımı yerleştirdik. Kendi tasarımımıza çevirdik ve bir sonraki uyduda artık onları kullanmaya başladık. Nihayetinde de en son işte Haziran'da açacağımız uydularda bu neredeyse %95'e kadar erişti toplam bizim yerlilik oranımız. Yani aslında şu anda sadece bir tane kartı dışarıdan hazır alıyoruz diyebilirim. Öyle söyleyebilirim. Aslında en başta bazı parçalar sonuçta ilk evet. defa uydu yapılıyor. Hı-hı. Bazı parçalar dışarıdan evet. alınmıştı. Hı-hı. Ve ondan sonra bu parçalar nasıl çalışıyor, Hı-hı. nasıl iş yapıyor onlar Hı-hı. incelendikten sonra Hı-hı. burada kendimiz geliştirdik ve sonrasında Hı-hı. artık şu an neredeyse tamamen Hı-hı. uydu şu arkamızdaki laboratuvarlarda ya da buradaki burada yapılıyor. O zaman sen de aslında uzay dışı bir alandan geliyorsun diyebiliyorum. Evet, ben de savunma sanayi kaynaklı. Ne yapıyordun oralarda? Savunma sanayinde benim şöyle söyleyebilirim. İlk başta donanım tasarımında başladım. Deniz işleriyle uğraştım. Aldatıcı, karıştırıcı, sonar sistemlerinde çalıştım. Sonra video işlerinde biraz çalıştım. Ondan sonra askeri bilgisayar tasarım mühendisliğine geçtim. Orada görev bilgisayarı dediğimiz farklı projelerde askeri bilgisayarların çoğunu tasarladım diyebilirim. Bir sürü proje var, saymayayım şimdi. Evet, sayılmıyor. Savunma sanayiden arkadaşlarla konuşunca evet, sayılmayabiliyor. Ama gerçekten farklı şeylerde, alanlarda çalışma fırsatı buldum. Ondan sonra da en sonunda hava savunma top sistemlerinde sistem mühendisiydim. Büyük bir projenin teknik yöneticisi olarak görev yaptım. Aslında buradan devam ederek burada bir uydu yapmaya başladın. Ve aslında sen uydunun neredeyse bütün vücudunu yapan bir insansın. Evet. Beynini yapıyorsun, bütün evet. vücudunu yapıyorsun. Ve ondan sonra işte yazılımcılar da beyninin içerisinde o software'i inşa evet. ediyorlar. Vesaire vesaire. Yani toplayarak aslında evet. devasa bir eser meydana getiriliyor. Evet. Hangi parçalar var uyduda? Ya aslında şöyle beyinden özetlersek biz beyni boş veriyoruz. Yazılımcılar dolduruyor. Evet, öyle söyleyebilirim. Evet. Kısaca bizim bölümün sorumlu olduğu kısımlar işte güç dağıtım sistemleri. Onun haricinde onboard computer dediğimiz kartlar. TMTC telemetri, telekontrol kartları, arayüz Hı-hı. kartları, SDR kartları, işte Software Defined Radio diye geçiyor. Payload kartları, işte bu bazen kamera için oluyor, bazen başka payloadlarımız olabiliyor, onlar için olabiliyor. Solar paneller, açılma mekanizma, açılabilir mekanizmaların elektronikleri, işte başka taşıyıcı kartlar ve RF harici bütün kartlar bizim sorumluluğumuzda diyebilirim. Bunun içinde ADCS kartları da var. ADCS'de Attitude Determination and Control oluyor ve onun işte sensör kartları oluyor, işte reaction wheel evet. kartları ve bir sürü geniş bir yelpazemiz var. Yani ya aslında bütün vücudu aslında evet. neredeyse Hı-hı. siz oluşturmuş oluyorsunuz burada. Onun haricinde FPGA'li kartlar tasarımları da yapılıyor ve bunun yazılımları da bizim bölümde, bizim sorumluluğumuzda. Orada da FPGA dediğimiz entegrelerde bayağı kompleks işler yapılıyor. Orada da ekibim sağ olsun o işleri gerçekten çok hızlı ve profesyonel bir şekilde hallediyor, öyle söyleyeyim. Kaç kişilik bir ekibiniz var burada? Şu anda 8 kişilik bir ekibimiz var diyebilirim. Peki bu geliştirmelerin neticesinde yeni şeylerde icatlar, keşifler Tabii. ya da işte makaleler bilim dünyasına ya da teknoloji dünyasına ürettiğiniz bir şeyler oluyor mu? Tabii, şimdi hazır donanım kullanmanın mesela şöyle bir dezavantajı var. Siz orada bir şey değiştiremiyorsunuz. Bir Tabii sorun ya. Çıktı mı müdahale edemiyorsunuz. O yüzden kendi yaptığımız donanımlarda istediğimiz taklayı atabiliyoruz. İstediğimizi istediğimiz gibi yapabiliyoruz. İşte iki kartı birleştirebiliyoruz, boyut küçültüp maliyet düşürebiliyoruz. Efendime söyleyeyim, arayüzlerini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Biz de mesela özellikle bu Constellation'lar için yeni bir arayüz yapısına geçtik. Çünkü mevcut arayüz yapısı hem eskiydi hem de entegrasyon için çok yavaş
entegrasyon çok yavaş oluyordu, öyle söyleyebilirim. Biz de tamamen bu konsepti atıp kendi geliştirdiğimiz yeni bir konsept ortaya koyduk. Bu konsepte entegrasyon süremiz çok hızlandı, test arayüzlerimiz çok arttı. Ve yani bir uyduyu belki 3 ayda birleştirebilecekken şu anda 2 haftada böyle bildiğimiz bilgisayar kasası toplar gibi söktak yaparak çok hızlı bir şekilde şey yapabiliyoruz. Bu da aslında yani birçok alanı kendiniz dizayn ettiğinizden dolayı olmuş oldu bir şekilde. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Yani hazır aldığımız hiçbir şey bizim bu formata uymuyor, öyle söyleyebilirim. Aslında dışarıdan alınan bir parçada farklı bir amaç güdülerek onu yapıyorlar. Ama biz burada farklı bir amaç gütmeye çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Ve dolayısıyla tam uyuşma olmuyor. Ama burada ne yapıyorsanız tam işte bizim bu amacımız için yapıyoruz diyorsunuz. Öyle ekstra transistörde dirençler falan filan koymakta ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla tam amaca hizmet eden bir cihaz geliştirmiş oluyorsunuz. Tabii tabii. Yani bizim donanımlarımızı geliştirirken kendi uydularımızdaki yol haritasına göre, ileriki hedeflerimize göre kriterler belirliyoruz ve tasarımlarımızı ona göre yapıyoruz. Ve amacımız şey oluyor, bundan sonra da aynı donanımları minimum değişiklikle veya yazılımsal değişikliklerle tekrar tekrar kullanabilmek oluyor. Bu da bize hem modülerite anlamında hem de işte reusable anlamında çok büyük avantajlar sağlıyor. Hazır aldığınız herhangi bir şeyi adam size bunu bu şekilde kullanacaksınız dediği için. Evet. Bir şey gereksiz birçok parça da oluyor içinde. Dolayısıyla ağırlık yapıyor. Değiştiremiyorsun. Ağırlık yapıyor ekstra. Kullanmadığın şeyi uzaya taşımak zorunda kalıyorsun. Evet. Peki burada yaptığınız bu donanımlar uzay kualifiye olarak mı alıyorsunuz ve yapıyorsunuz? Yoksa nasıl buna karar veriliyor? Şimdi şöyle, açıkçası uzayda New Space yaklaşımı diye bir yaklaşım var. Bu New Space yaklaşımında her şey uzay kualifiye olmasına gerek yok. Aslında otonom araba için, otomotiv sektörü için kullanılan çoğu şeyi kullanabiliyoruz, öyle söyleyebilirim. Benzer şekilde military grade ve industrial grade ürünlerin hepsini kullanabiliyoruz. Space Qualified kullanmak çok maliyetli. Aynı ürünün daha önceden uzaya çıkmış olması gerekiyor. Evet, test yapılmış olması gerekiyor. Hem de maliyet anlamında çok fark ediyor abi. Mesela diyelim ki bir entegrenin Space Qualified olmayanı $10'sa Space Qualified olanı belki $1000 oluyor. Bu özellikle daha kompleks entegrelerde maliyet anlamında atıyorum sizin $500 alacağınız bir şeyi $50,000 çıkarıyor, $100,000 çıkarabiliyor. O da maliyet anlamında bir çok büyük şey. Ama bu riski alıyorsunuz burada sonuçta. Ya bunların hepsinin testi yapılıyor. Test yapmadan hiçbir şey olmaz. Test ama yerde testi yapılıyor. Tabii, uzayda radyasyon test yapılmamış oluyor ama bir şekilde o risk alınıyor ve o işte radyasyon testi, bir diğer testlerin içerisinde çalıştıktan sonra artık güvenebiliyorsunuz. Ya çok da gözümüz kapalı şey seçmiyoruz. Daha önceden kullanılmış ürünleri tercih etmeye çalışıyoruz. Atıyorum daha önceden heritage olan başka bir şirket bir şekilde belki uzaya göndermiştir. Evet, onlar işte onların kullandığı entegreler veya o aileden entegreler kullanılıyor ki bir Tonga'ya düşmeyelim o konuda. Ve burada da kesinlikle işte uzay koşullarına benzer testler yapmadan şey yapmıyoruz. Yani evet, yani kötü bir risk değil de yani akıllıca bir risk alınıyor yine de. Kesinlikle. Ve şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla da çalışıyor. Evet. Az önceki soruya geri dönersek şey demiştik. Burada yaptığınız bu geliştirmelerden işte makaleler ve işte patentlerden bahsetmiştik. Evet. Yeni şeyler çıkıyor değil mi? Evet. Yani patentlerimiz var mı hiç burada? Var. Ya mesela korsan sensör için yeni bir patent aldık. İşte şimdi bu yaptığımız en son uydular için geliştirdiğimiz bir farklı bir platform yapısı yaptık. Bütün kartlarımız ona uyacak şekilde oldu. O platform yapısının tümünü için bir patent başvurumuz oldu. Onun haricinde faydalı model ve makalelerimiz falan var. Harika. Onu söyleyebilirim. Harika. Aslında yani hem uydu burada yapılıyor hem de dünyaya da bir şekilde ayrıca katkıda bulunuyor. Bilim dünyasında ve teknoloji dünyasında bu şekilde katkıda bulunuyor. Peki bundan sonraki planlar ne? Ya açıkçası bundan sonra farklı uydu platformlarımız olacak ve farklı uydu platformlarımız için farklı yol haritalarımız olacak. Onlara uygun şekilde donanım ihtiyaçlarını karşılayacağız. Mevcut yapılar küp uydulara daha çok uygun ama daha büyük uydular yapacağız seneye, gelecek sene için hedefliyoruz. Orada daha fazla güç ihtiyacımız olacak ve farklı isterlerimiz olacak. Ona göre yeni mimariler tasarlamamız gerekecek. Şu anda açıkçası ben daha çok onunla uğraşıyorum. Bu şekilde devam edecek. Devam edecek. Evet, harika. Aynen.
O zaman teşekkür ediyoruz Bilen. Teşekkür ederim. Bilenes'teki arkadaşlarımızı ve görevlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Bize takipte kalın.